Balık sezonunun sona ermesine yaklaşık 2,5 ay kala tezgahlarda balık miktarı düştü. Vatandaşlar balık fiyatlarını merak ederken en ucuz balığın hamsi olduğu belirtildi. Protein, fosfor, selenyum, B grubu, A ve D vitaminleri bakımından oldukça zengin olan balık özellikle soğuk kış günlerinde tüketiliyor. Vücudun vitamin ihtiyacını balıktan karşılamak isteyen vatandaşlar havaların iyice soğuduğu bu günlerde balıkçıların yolunu tutuyor. Sezonun sonunun yaklaşmasıyla birlikte balık fiyatlarında artış gözlemleniyor. Tezgahlarda balık miktarının azalmasına bağlı olarak fiyatların biraz yükseldiğini belirten balıkçı esnafı Mehmet Boran, yine de herkesin bütçesine uygun balık bulunduğunu anlattı. Çiftlik balıklarında yem fiyatlarından dolayı biraz sıkıntı olduğunu belirten Boran, levrekte durum biraz farklı. Çünkü yetiştirilen balıklar yemden dolayı yetiştirmede biraz sıkıntımız var. O sebeple pahalı diyebiliriz dedi. Ben balıkçı Mehmet Boran. Uzun zamandır bu işle meşgulüm. Tabii ki balık fiyatları malum sezonun sonuna doğru geliyoruz. Yani bütün balıklar müşterinin alabileceği uygunlukta balık fiyatlarımız mevcut. Hamsi istavrit 30 lira civarında fiyatlar. Bunlar çuprada levrekte tabii yetiştirme ürünlerde biraz daha farklı. Çünkü yetiştirmede biraz daha sıkıntımız var yemden dolayı. Bizde mesela şu tabir var. Balık ne kadar fazla çıkarsa fiyat o kadar ucuzlar. Balık ne kadar az çıkarsa fiyat bir o kadar da artıyor. Niye derseniz balığın çıkışına bağlı bir endeksli bir işimiz var bizim. Balık ne kadar çok çıkarsa bizim için dolar ya da euro ya da mazot sıkıntı değil. Balığın çıkmasıyla alakalı bizim mesleğimiz. Az çıktığı takdirde fiyatlı olur, çok çıktığı takdirde fiyatları düşer. Şimdi fiyat artışları balığın demin dediğim gibi çıkmasına bağlı. Şu anda hamsi ve istavrit biraz daha az çıkmaya başladı sezonun başına göre. Ki 4-5 aydır hamsi istavrit çekiliyordu. Bayağı da güzeldi yani. O dönemde 10 liraya kadar düşen hamsi istavrit fiyatları şu anda az çıktığından dolayı sezonun sonuna geliyor. Sezonun itibariyle 25 lira 30 lira civarında oynamaya başladı. Bu da balığın az çıktığını gösteriyor. Bunun sebebine gelince yurt genelinde yağışlar av az yapılmasına sebep veriyor. Av az olunca tabii ki çıkan tekne sayısı da az. Az olunca da bu fiyatlara yansıyor. Ne kadar av yapabilen tekne çok olursa tabii ki av o kadar bol olur. Fiyatlar da o denli düşer yani. Bunun mevsimsel itibariyle şeyi yok, günü yoktur yani balığın. Balığın günü birlik fiyatları değişebilir. Müşteri şunu zannediyor ki bugün 20 liraya aldığım hamsiyi yarın da geldiğimde 20 liraya alırım gibi bir şey var. Talep var, hırs var ya da bilgi var diyeyim. Bu öyle değildir. Bir bakarsınız bugün 20 liraya aldığınız balık yarın 10 lira da olabilir, 30 lira da olabilir. O günkü gece yapılan ava bağlı. Yapılan av orada gece saat 11'ler civarında bütün yurt geneline dağıldığı için sabah burada reyonda bol çıkan balık ucuz, az çıkan balık da pahalı oluyor haliyle. Son olarak eklemek istediğim malum pandemiden geçiyoruz. Hala sonlanmış değil dünya genelinde. Yiyecek bağışıklık sistemi olarak balık en uygunlarından biri. Tüketim olarak çok doğal, direnci artıran bir ürün olduğu için. Yani halkımızı bekleriz ki biraz daha balığa itina gösterip biraz daha fazla tüketsinler derim yani. Şimdi hamsi fiyatları bugün itibariyle 25 ila 30 civarında oynuyor. İstavrit'te keza hamsiyle birlikte hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı o civarda olur. Bunun yanında büyük ürünlerde, çuprada, levrekte 60 ila 75 lira civarında fiyatlar oynar. Bu doğal ürünlerde yani direkt denizden tutulan büyük balıklarda demin bahsettiğim gibi tutulmaya ne kadar fazla yakalanırsa o kadar fiyatı belli olmuyor. Aşağıda olabiliyor, yukarıda olabiliyor. Onlarınki belli olmuyor doğal balıklarda ama yetiştirme ürünlerde 3 aşağı 5 yukarı çupra, levrek, somon, alabalık. Mesela alabalığın fiyatı 30 lira 35 lira civarında.